Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emine Karaşahin. Örgü Ayakkabıda Sanat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eski ayakkabı tabanından yeni örgü ayakkabı yapma olayını konuşacağız. Arkadaşlar, siz girişte slaytta ayrıntılı bir şekilde gördünüz. Resimlemeye çalıştım. Aslında ayrıntılı bir şekilde çekemedim çünkü çok acil kargoya vermem gerekiyor. O nedenle yaparken aşama aşama fotoğrafladım. Şöyle genel bir bilgi vermek istiyorum size. Eski ayakkabı çocuğunuzun, kendinizin eski ayakkabılarınızı atmayın arkadaşlar. Bu şekilde kendinize yeni ayakkabılar yapabilirsiniz. Kesmiş olduğumuz ayakkabının üst kısmı bu. Bu da altı. Şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Şu altı o kadar adi yapılmış ki bakın direkt sanki kartonun üzerine şu bez yerleştirilmiş. Aradaki pet çok çok ince. Yani bizim yapmış olduğumuz tabanlıktan kat kat daha ince. Şunu anladım, çok kaliteli tabanlık yapıyoruz gerçekten de. Evet, bunu şu tabandan kestim. Tabanın zeminini arkadaşlar güzelce temizledikten sonra zımparayla zımparaladım şu altı ve ayrıyeten ilk defa yapıştırma taban yaptım. Bakın ilmek çünkü alınabilecek bir taban değil. İlmek alma yeri yok tabanın, hiç havuzu yok. İlk defa yapıştırma yaptım arkadaşlar, sıcak yapıştırma. Alta karton, ayakkabı kartonu, üzerine beyaz pet, onun üzerine de kumaş yerleştirerek bir tabanlık yaptım. Üzerine ayakkabımızı ördüm. Daha sonra saç kurutma makinesiyle ikisini de ısıtarak sıcak bir şekilde tutkal etkileşime girip de kabarcık kabarcık olduktan sonra arkadaşlar bu ikisini önce ön kısmı sonra arka kısmı birbirine yapıştırdık ve üzerine bir ağırlık koyup beklettim. Ve bakın eski ayakkabı çocuğunuzun, kendinizin eski ayakkabılarınızı atmayın arkadaşlar. Bu şekilde kendinize yeni ayakkabılar yapabilirsiniz. Son derece güzel oldu. Biraz beni uğraştırsa da hakikaten de güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bununla birlikte ben diğer ayakkabılarımı da bir göstereyim size. Bakın bunlar İstanbul'a gidecekler. İstanbul'da 3 tane genç kızımızı sevindireceğiz bunlarla. Evet, teyzeleri bana ulaştı. Arkadaşımızın ve yeğenlerini çok sevdiğini, onlara sürpriz yapmak istediğini söyledi. Farklı bir hediye vermek istediğini söyledi. O nedenle birlikte, hani gençler daha çok siyah beyaz seviyorlar biliyorsunuz şu anda. Evet. Ortanca yeğeni için bakın bu siyah ayakkabıyı istedi benden. İçine yine tabanlı keçiden yaptım arkadaşlar. Kağıt koymadım. Böyle rahat oluyor. Birisi bu. Çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah alacak olan kızımız beğenir ayakkabısını. Evet, bir diğeri de onun ablası için yaptık. Bakın makrume 2 numaradan, o da beyaz seveceğini söyledi. Beyaz sevdiğini söyledi. Ve bu şekilde burada metal kuş gözleri kullandık. Ve bağcık uçlarına da yine elimde olan metallerden ekledim. Bu da çok çok güzel oldu. Çok farklı oldu arkadaşlar. Şöyle bakarsanız yine tabanımız aynı. Bu taban da çok rahat. Çok beğeniyorum ben. Evet, ikisine bunu yapmışken üçüncü yeğeni yine unutmak olmazdı. Üçüncü küçük o. İlkokul 2'ye gidiyor. Daha 7-8 yaşlarında. Ve onun için de ben böyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Bu da sürpriz olacak. Haberleri yok ve çok çok tatlı oldu, çok güzel oldu. İnşallah da beğenirler. Dediğim gibi ben yapıştırma usulünü de arkadaşlar, tabanlık bu şekilde tabanlık hazırlamayı da size başka bir videoda ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Ben bunları bitirebilmek için gece dün 3.30'a kadar uğraştım. Bugün de hemen birazdan çıkıp kargoya vermem lazım. Ama size daha rahat, geniş bir zamanda şu olayı anlatmam lazım. Hakikaten de güzel oldu. Ya şu 3 ayakkabı içerisinde beni en çok uğraştıran da bu oldu açıkçası. Çünkü diğerlerinin tabanları hazırdı. Ama ortaya güzel bir şey çıkınca insan rahatlıyor tabii ki. Bu şekilde ayakkabılarımız hazır. Kargoya verilmek üzere. Evet. Seniha, Nurevşan ve Ayşeciğim, güle güle giyin.
İnşallah mutlu olursunuz. İnşallah hoşunuza gider. Teyzeniz sizi çok seviyor. Allah'a emanet olun. Ben de inanın özenerek yaptım. Severek ve zevkle yaptım. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu şekilde. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.